Santralin sesinden dolayı bütün hayvanların konaklama, üreme, bütün düzenleri bozulacak ve birçoğu göç etmek, yok olmak zorunda kalacak. O süreçle ilgili burada bir duyarlılık yaratılmaya çalışıldı. Bülent abi bize hem süreci anlatsın, bir de bir imza metni var. Bir taraftan da isteyen arkadaşlarımız onu imzalarsa bunlar valide desin kurulmaması üzerine bir imza metni var. Sonra da o valide teslim edilecek. Söz senin abi. Arkadaşlar hoş geldiniz tekrar. Sanıyorum geçmiş yıllarda çoğunuzla tanıştık. Melekçi Yaylası yürüyüşlerinde. Abi sen de olsun abi. Video aldım. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Böyle yılda bir değil daha sık. Okutuyoruz sizi bölgeye. Şimdi arkadaşlar reslerle ilgili olarak neresinden başlayacağımı da tam bilemiyorum. Bu birkaç yıllık bir olay. En başta rüzgar enerjisine karşı değiliz. Çevreci enerji, temiz enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarını destekliyoruz. Rüzgar enerjisi de bunlardan biri. Sonuçta ülke enerjisinin karşılanması yolunda geliştirilmesi gereken bir şey, uygulama. Fakat yapılması planlanan yer yanlış olduğunda çevreci enerji, yeşil enerji mantığına da aykırı bir iş yapılmış oluyor. Yani yeşil enerji üreteceğiz diye ormanlar kesiliyorsa yanlış var. Şimdi şeyi görüyorsunuz, bölge ormanlarını görüyorsunuz. Bursa'nın ve Marmara bölgesinin genel yapısından çok farklıdır buranın orman yapısı. Kayın ormanları, kayın yürgen ağırlıklı ormanlar ve alt bitki örtüsü çok zengin. Şu anda yollarda görmüşsünüzdür. Rododendronlar, pomarlar ya da yabani orman gülleri açtı. Bunlar mesela Karadeniz bölgesine özgü bitkiler. Aynı şekilde karayemiş vardır. Karadeniz bölgesine özgü bu bölgede. Çayırlarda şu anda saletler çıktı örneğin. Bunlar gerçekten bu bölgeyi çok özel kılıyor, farklı kılıyor. Burada bir mikroklima var. Milli orman yapısı var. Nedeni de işte Marmara bölgesi denizini geçince yükselen ilk dağ olması Samanlı Dağları. Yani şu tepelerin arkası sonuçta Marmara Denizi. Dolayısıyla yağışla yüklü gelen hava yükseldiğinde dağa çarpıp soğuyup ilk yağışını buraya bırakıyor. Yağmur ya da kar olarak. Bunun sonucunda da bu bölge oldukça yeşil artı çiğ yıl boyu devam ediyor. Yazın en sıcak günlerinde bile çiğ oluyor. Bu bölge hep yeşil kalıyor. Burada hakikaten bir mikro klima yapısı var. Yani dar bir bölgede sıkışmış. Diğer bölgelerden farklı bir iklim yapısı var. O da çok zengin bir doğa yaratıyor. İşte bu çok farklı bitki örtüsü de aynı zamanda çok farklı yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. İşte birkaç yerde foto kapanlar var, onlardan takip ediyoruz. Ayısı, kurdu, çakalı, tilkisi, domuzu, yaban kedisi hepsi bu dağlarda yaşıyor, bu coğrafyada. Şimdi orman coğrafyaları çok da şeydir, hassastır aslında. Bir zincir koptuğunda ekosistemler domino etkisiyle çok büyük zararlar ortaya çıkıyor. Şimdi buraya yapılacak rüzgar enerjisi türbinleri hakikaten başlangıçta 80'di, sonra 113'e yükseldi, sonra 53'e düştü. Şimdi 34'ten söz ediliyor. Bunlar tepelere kuruluyor. Tepelere kurulduğunda bunların kurulacağı alanlar 2,5 dönüm 50'ye 50 boyutunda tıraşlanıyor orman. Ve buralara bu türbinlerin malzemelerin çıkartılması için geniş yollar açılması gerekiyor. Daha sonra bu türbinler birbirlerine yeraltı kablolarıyla bağlanıyor. Bunun için derin kazı yapılması gerekiyor bütün sahada. Ve sonunda da bu üretilen enerjinin taşınması için bir trafo merkezine, şehirdeki trafo merkezine taşınması için çok uzun, mesela şu andaki projeye göre 18 kilometre Hacı Osman Köyü'nden İznik Hisardere Köyü'ne kadar 17.3 kilometre boyunda 50 metre eninde bir alanın tıraşlanmasıdır bu ormanın. Bu tamamıyla bir orman yıkımı. Elbette bu doku bu şeyden, zarardan etkilenecek. Ve bu buradaki doğallık, doğal yaşam bundan çok büyük zarar gördü. Dolayısıyla şunu söylüyoruz. Rüzgar enerjisi üretmek için, enerji üretmek için çok farklı alternatifler vardır. Fakat bu doğanın başka bir alternatifi yok. Enerjiyi en kötü ihtimal
Para vererek satın alabilirsiniz ama doğayı satın alamazsınız. Eldeki doğanın korunması gerekiyor. Yani enerji için doğanın katledilmesini kabul etmiyoruz. Burada da buna direnmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda dava açıyoruz. Hukuki olarak mücadele ediyoruz. Şu anda dava Danıştay'da. İşte çevre davalarının 14. daire bakıyormuş. Oradan yürütmeyi durdurmayı iptal istemiyle bir dava açtık. Onu takip ediyoruz. Bir yandan kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz. Bu kamuoyu yaratma bağlamında işte toplantılar düzenliyoruz. Doğada olsun, şehirlerde olsun, İznik'te, Gölcük'te. Bir de buranın şeyi var. Projenin izleyen Gölcük'ü etkilediği için İznik'te, Gölcük'teki duyarlı unsurlar beraber hareket etmeye çalışıyoruz. O bağlamda hem İznik'te hem Gölcük'te toplantılar yapıyoruz. Siyasilere ulaşmaya çalışıyoruz. İşte karar kademelerinde etkili olacak insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bir imza kampanyamız var. Bursa Valiliğine yönelik bu projenin iptal edilmesiyle ilgili. Sosyal medyada yürüyen bir takım şeyler var. Kampanyalar var. Ne kaldı geriye? Hukuki boyut, kamuoyu oluşturduk. Bir de siyasi olarak da dediğim gibi ilgili bakanlıkları harekete geçirmeye, karşı durmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılı oluyoruz, mevcut şeyi biliyorsunuz, ülkenin içinde bulunduğu yapıyı. Maalesef doğa hep göz ardı ediliyor. Fakat elimiz kolumuz bağlı beklemektense şey elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Başarılı olacağımızı umuyoruz ama kolay bir iş değil. Bu konuda destekleriniz çok önemli. Dolayısıyla atacağınız imzalar çok değerli. Şu anda 1000'i geçtik imza sayısı olarak. Bu mahlu imza diyeyim, yazılı imza, ufak imza. Sosyal medyada birkaç bini geçti. Kanal ne diyoruz ona falan ortamda. Çok şey yapmıyorum bunları, bildiğim konular değil. Ama bu tür imzada 1000'i geçtik. Sanıyorum önümüzdeki hafta validen randevu alacağız, Bursa valisinden. Gideceğiz, konuyu anlatacağız, imzaları teslim edeceğiz. Genel muhtarlarla yaptığımız toplantılar var, hani ben o WhatsApp grubundan takip etmiyorum. Nasıl genel, hani onların bir tepki duyan da var tabii, ya da pasif falan da var ama ya da burada o Gürcü dernekleri vesaire üzerinden de yaptığımız toplantılar var. Şöyle Tayyip Hocam, şimdi bu bölge işte Gürcülerin ya da Batum göçmenlerinin diyelim yerleştiği bir bölge. 5 köy var burada. İznik'e bağlı 5 köy. Gölcük köyleri de aynı şekilde. Tabii halkın şeyini, katılımını sağlamaya çalışıyoruz. O çok önemli. Fakat bunda maalesef şey yapamıyoruz, çok etkili olamıyoruz. Özellikle İznik'te çok etkili olamıyoruz. Çünkü bu bölge halkı oldukça tutucu yapıda. Muhafazakar yapıda, iktidara yakın olmak gibi bir şeyleri var. Eğilimleri var yıllardır. Bu yalnızca AKP iktidarına değil, kim baştaysa ona yakın olmak, bu sayede hizmet almak gibi falan yıllardır oturmuş bir şey var. Bir de tabii insan içinde olunca kıymetini bilmiyor belki. Orman konusunda çok da duyarlı değiller. O duyarlılığı yaratmaya çalışıyoruz ama bunlar tabii kısa vadede olacak işler değil. Bir de işte firma bu proje ülke yararına, buna karşı çıkan vatan aynıdır. Efendim siz de kalkınacaksınız, şu olacaksınız, bu olacaksınız diye propaganda yapınca açıkçası köylülerden çok fazla destek alamıyoruz. Görüşümüzü aktarıyoruz, bize oturup konuştuğumuzda hak veriyorlar. Ama şu imzaladığımız kağıdı imzalayan çok fazla köylü çıkmıyor maalesef. Hatta şeylerde bile, toplantılara, mitinglere vesaireye götürdüğümüzde şöyle bir korkuları var. Bizi orada görürler, fotoğrafımızı çekerler, ondan sonra bizi kapçı kullanırlar. Bu kadar şey, yılmış insanlar, gözleri korkmuş maalesef. Zaman alacak insanların öğrenmesi. Peki, şimdi bir şey söyleyeyim, bu projede somut bir şey var mı? Yani bu yakın, bu işte yol açma, sıraçlama, bunların
Şimdi şeyler genellikle orman alanında olduğu için çölünler. Dur. Çölünün aslında buradaki zararı somut olarak şu olacak. Bu bölge arazileri işte talep görmeye başladı dışarıdan gelenler tarafından. Doğasını beğenen insanlar burada yer alıp burada yaşamak istiyorlar. Dışarıdan İstanbul'dan, Bursa'dan, Kocaeli'den vesaire gelip yaşamak istiyorlar, yer almak istiyorlar. Bu arazi fiyatları da oldukça yükseltti. Yani insanların yıllardır akıllarına gelmeyen, bilinemeyecekler rakamlar telaffuz edilmeye. Şöyle hoşuma gidiyor yani, o ne güzel. Buradan da şu kadar para koyacağız falan. Şöyle hoşuma giden biri var. Şu, onu diyeceğim. Şimdi bu proje yapılırsa, bu talep azalır. Yani insanlar, doğa severler, o türbinlerin altında yaşamak istemeyecek sonuçta. Dolayısıyla köylünün arazisi değer kaybedecek. Bu onlar için bir şey, zarar. Bunu anlatmaya çalışıyoruz ama köylü çok uzun vadeli bitirmiyor. Şöyle de bir şey var, bu bölge altında önemli bir şey orman işçiliğinden. Yani ormanın, orman idaresinin kestireceği ağaçlar, damgaladığı ağaçlar keserler. Orman deposuna götürürler tomruk olarak, karşılığında işçilik parası alıyor. Çoğu bu konuya şey olarak bakabiliyor, bize iş çıktı olarak bakabiliyor, onlara daha cazip diyor. Arazilerin değerini düşmesi uzun vadeli, fakat bu somut bir gelir, ona şey yapabiliyorlar, yönelebiliyoruz. Ha bu arada bizim bu bölge için bir sıkıntı yok, Kırıntı için bir sıkıntı yok. Ağırlıklı olarak Hacı Osman, Kutluca ve Candarlı köyleri bundan etkileniyor. Burada da vardı proje. Fakat burada bir meteoroloji istasyonu var. Şu istikamette Özekdere'de. Elmalı'nın Özekdere mahallesinde meteoroloji radarı var. Tepede bir bina var. Evet. Evet. O Marmara bölgesinin tek meteoroloji radarıdır. Türkiye'de de 6-7 tane var onlardan. Ana radar diye geçer. O radar meteoroloji müdürlüğü, genel müdürlüğü. Ben İşte radarın 5 kilometre yakın çevresinde şey istemem dediği için, bu türbünleri istemem çünkü bana gelen verileri saptırıyor. Aletlerimde yanılmaya neden oluyor. dediği için bizim bu bölge kurtuldu. Yani Kırıntı'da şey yok, türbün yok. Elmalı'da da yok. Çok rüzgar olan yere de benzemiyor galiba. Onların ölçümleri yapıldı. Yani 2-3 yıl ölçüm direkleri dikiliydi, ölçüldü, ona göre yatırıma başlandı. Tepelerde mutlaka var. Fakat sonuçta orman bir bütün. Yani orman Hacı Osman'da zarar görürse, Gölcük'te zarar görürse, yıkımlanırsa burası da etkilenir. Buna topluca mücadele vermemiz gerekiyor. Hatta firma son haliyle Bursa'da 31 olan türbin sayısını 9'a düşürdüğünü söyledi. Yarın da şeye götürüyor. Belediye komisyonlarını 40'lar eldeki bir başka projelerine göstermeye götürecek. Onları ikna etmek için. Onunla ilgili de şeyimiz var, bağlantılarımız var. Onlarla birlikte bizim arkadaşlarımızla gidecekler. Kendi görüşlerimizi aktaracaklar. Bursa'da 9'a düşmüş olması işte biz bu işi tamam vazgeçelim dememizi gerek. Gölcük Dağı da bizim. Sonuçta sincaplar sınır tanımıyor. Ağaçlar kaçamıyor. Bunun için her alandaki insanların mücadele etmesi gerekiyor.